Bu videoda ahşap kaplamaları inceleyelim. Ahşap döşeme kaplamaları masif doğal ahşaptan üretilen masif ahşap veya yapay ahşaptan oluşturulan katmanlı ya da yapay ahşaptan elde edilen belirli boyutlardaki parçaların çoğunlukla şeritler halinde oluyor bu. Döşeme üzerine kaplanmasıyla oluşturuluyor. Bu şekilde elde edilen kaplamaya parke diyoruz. Doğal ahşaptan oluşturulan masif doğal ahşap parke için dayanıklı, sert, sık lifi olan, budaksız, çentik, çatlak içermeyen, meşe, akça ağaç, hurş, kiraz, kökler, çam gibi ağaçları tercih etmek gerekiyor. Bunları nasıl biçimlendirebiliriz? Genişlikleri 5-9 santim, uzunlukları 30-60-80-100-120 santim, kalınlıkları ise 1-1.3-1.6-2 ya da 2.5-3-4 santim olacak şekilde üretiliyor. Bu 2.5-3.4 santimliği yüksek yoğunluğu olan mekanlar, trafiği olan mekanlar için tercih edebiliriz aşınmaya karşı. Ama ahşap hassas bir kaplamadır ve zor yapılan bir kaplamadır. Bakımı zor olan bir kaplamadır. Olumsuz koşullara maruz kalan yerde ahşabı tercih etmemek belki gerekebilir. Daha dayanıklı bir kaplama. Aynı zamanda bu ahşabın sadece dayanıklılığı anlamında değil, doku ve desen oluşturması, mekana katkısı, mimari etkisi açısından da öncelikle türüne, ağaç türüne mutlaka karar vermek gerekiyor. Ve bu hangi parçaları, hangi boyutlarda parçaları nasıl bir desen oluşturacak şekilde kaplayacağımıza karar vermek lazım. Bu 5 santim 30 santimlik küçük parçaları işte kare, hasır ya da balık sırtı çok tercih edilen döşeme biçimlerinden birisidir. Şekilde bir araya getirerek mesela hasır görüntüyü görüyoruz. Balık sırtı uygulamayı görüyoruz. Nasıl uygulayacağız? Nasıl yerleştireceğiz? Uygun bir yüzey üzerine, yani örneğin düzeltme betonu ya da yapay ahşap bir levha üzerine ya da kötü nitelikte doğal ahşap bir levha üzerine, bir yüzey üzerine doğrudan yapıştırıcı ile yapıştırabiliriz ya da uygun bir ayırıcı katman seriyoruz. Örneğin keçe olabilir bu. Parkelerin bu ayırıcı katman üzerine serbest seriyoruz. Sadece yan yana getiriyoruz parkelleri. Duvar yüzeylerine olan noktalarda eğer yapıştırmıyorsak, serbest seriyorsak, masif ahşabın çalışması söz konusu oluyorsa, duvar yüzeylerine gelen noktalarda bir boşluk bırakmak gerekir. Bu parkelerin çalışması açısından önemlidir. Böyle yapmazsak eğer bu döşeme üzerinde bir takım kadronlar oluşturabiliriz. Bu kadronları bu tür ayaklarla döşemeye bastırabiliriz ve parkeleri bu kadronlar üzerine, ahşap kadronlar üzerine kaplayabiliriz. Bu ayakların özelliği şu, buradaki titreşimin döşemeye geçmesini ya da döşemeden gelen titreşimin mekana dolmasını engelleyecek bir kesici niteliğinde. İlla bu tür parçalarla kadronları bastırmamıza gerek yok. Öncelikle döşeme yüzeyine taş yünü, cam yünü türü, basınç dayanımı yükseltilmiş bir ürün sereriz. Bir önceki uygulamada yaptığımız taş yünü olabilir örneğin. Bunun üzerine kadronları yerleştiririz. Kadronların üzerine doğrudan parkeyi kaplayabileceğimiz gibi öncelikle bir yapay ahşap levha kaplayıp bu yapay ahşap levhanın üzerine parkeyi yerleştirmek de söz konusu olabilir. Serbest sermek söz konusu olabilir. Burada gördüğünüz gibi duvara temas etmesini istemiyoruz. Hem sesin iletilmemesi açısından hem de buradaki çalışmaya olanak vermesi için. Sonrasında bunu sıva dibi dediğimiz bir ayrıntıyla, yani bir süpürgelikle kapatabiliriz bu şeyi. Eğer bir ahşap döşeme tasarladıysak, ahşap kirişlerimiz varsa bu parkeyi doğrudan ahşap kirişler üzerine kaplayarak da döşemeyi oluşturabiliriz. Bir kaplama şeklinde değil, döşemenin kendisi gibi olabilir burada. Nasıl kaplayacağız? Bu şeyleri nasıl tutturacağız? Yapıştırmak dışında, serbest sermek dışında vidalayabiliriz bunları. Tek noktadan vidalamak iyi olabilir. Birbirlerine lamba zıvana geçecek şekilde bunları oluşturabiliriz. Arada bir çıtayla bir araya getirebiliriz.
Ya da yine bu tür ayaklar, plastik ayaklar üzerine vidalayabiliriz bu parkeleri. Doğrudan bu ayaklar üzerine oturtabiliriz. Bunlara yükseltilmiş döşeme diyoruz. Burada oluşturduğumuz boşluğu kablolar, kanallar için kullanabiliriz. Bu ayakların işte ses yalıtımı sağlayacak şekilde oluşturulmasını sağlayabiliriz. Bu yükseltilmiş döşeme dediğim gibi prizlerin yerleştirilmesi için de kullanılabilir. Depolama için kullanılabilir. Burada kötü nitelikteki ahşabın üzerine bunları kaplamışlar. Bu ahşapların betonun özellikle inşaat yeni ise ve beton yeni prizini aldıysa beton içerisinde bulunan nemden olumsuz etkilenmemeleri için bir poliüretan filmle ayrılması söz konusu olabilir. Ya da yapay ahşaplı yapının üzerine keçe sererek, bir ayırıcı katman sererek parkeleri döşeyebiliriz. Parkelerin özelliği şu, özellikle masif ahşap parkelerin özelliği şu, sistre dediğimiz bir zımparalama işleminden geçirip yüzey cilalandığında, yani üzerindeki bir katman, çok ince bir katman kazınarak temizleniyor ve cilalanıyor. Böylelikle yenileniyor. Bu masif ahşap parkelerde birçok kez bunu yapmak mümkün. Parke kalınlığıyla orantılı bir şekilde. Tabii zor bir işlem ve çok kirlilik oluşturan bir işlem. Bunun dışında lamine parkeler var. Masif ahşaptaki bir takım sorunlar laminasyon yöntemiyle ortadan kaldırılmış durumda. Bu katmanlı parkeler iki ya da üç katmandan oluşuyor. Bu katmanlar masif ahşap katmanlar aslında ve lifleri birbirine dik doğrultuda olacak şekilde sıcaklık ve basınç altında bir araya getiriliyor. En üst katman 3,4 mm kalınlığında masif doğal ahşaptan oluşan üzerinde yürüdüğümüz, gördüğümüz katman. Orta katman üst katmanın lif yönüne dik konumlandırılmış 8,6 mm. Alt katman ise yine üst katmanın lif doğrultusunda 2 mm kalınlığında toplam 14 mm oldu. Alt katmanların çok nitelikli ahşap olmasına gerek yok ama üst katman istediğimiz herhangi bir şey olabilir. Buradaki boyutlar biraz değişiyor. Üretici firmaya göre değişebilir. Bunlar Şerifoğlu Parke'den alınmış örneklerdir. Örneğin burası 195 milimi, bu tarafı 2400 milimetre olacak şekilde ya da farklı biçimlerde şeyler var, hazırlanmış levhalar var. Bu levhaları alıp kaplıyoruz. Bunun dışında toplam kalınlığı 17 milimetre olan lamine parkeler de bulunuyor. Bu parkelerin üstündeki bu 3,4 milimetre katmanı en fazla 3 kere sistre ve cila yapmak söz konusu. Ama sonrasında alttaki kötü ahşap ortaya çıktığı için istemiyoruz. Bir de laminat parkeler var. Bunlar tamamen yapay ahşaptan ya da plastikten üretilmiş parçalar. Yüksek sıcaklık ve basınçla bir araya getiriliyorlar. Üzerine bir fotoğraf kaplanıyor. İstenilen herhangi bir şeyin fotoğrafı olabilir bu. Ahşap çoğunlukla görüntüsü veriliyor. Onun üzerinde de onu koruyacak bir şeffaf katman var. Ama çok çabuk aşınıyor. 8 milimetre kalınlıkta. Tabii çok kaliteli olanları da var ama genelde kötü oluyor. Bunları bu serdiğimiz keçe üzerine serbest serebiliriz ya da yanlarından yapıştırarak bir araya getirebiliriz.